Hi. Today's video, I'm meeting Lina, yes? Yes. But this video is gonna be in Turkish. That's just the introduction is in English because she speaks Turkish. I speak Turkish. Thank you, police time. Evet, adın? Lina. Polis sorgusu gibi oluyor. Soyadın? Senin adın Nurhan. Nurhan? İki tanem var. Hı, iki tane. Hı-hı. Türkçe kaç yıldır konuşuyorsun? 8 sene önce öğrenmeye başladım. Wow. Evet. Nasıl peki? Türkçe kolay mı? Kolay. Hadi canım, kolay mı? Kolay, yani zor değil ama kolay da değil aslında. Evet. Peki ne zor geliyor Türkçe'de? Düşünüyorum. Ekler. Çok var ekler. Çünkü evet, bazen böyle 3 tane var. Aynen. Üst üste. Evet. Onlar zor. Mesela geliyormuş, geliyorlarmış. Evet. Diyebiliyor musun? Diyebilirim. Geliyorlarmış. Ama normalde kullanıyor musun öyle? Estonca'da yok böyle bir şey. Üstten zor. Dayı var sizde. Şey var mı? Ama bizde mesela hala ve hala, Türkçe'de hala var. Hala. Ve başka ne var? Yenge. Yenge. Pardon, yenge değil. Hala ve teyze. Teyze. Evet, Estonca'da yok. Teyze yok mu? Teyze ve hala yok, sadece bir tane İkisi var. Aynı şey. İkisi aynı şey. 31 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Ben 38 galiba. Ne bilmiyorsun. Yaşlandım. Geçti. Ben de bazen unuturum. Yaşını unutuyorsun. Evet. 8 sene önce Türkçe öğrenmeye başladın. Hı-hı. Daha önce Türkçe ile bir ilgin yok muydu? Yoktu. Tabii ailemde falan kimse yok Türk. Çok yaşa. Çok yaşa. Ben Ankara'da Erasmus yaptım. O zaman Dömer'e gittim Türkçe öğrenmeye başladım. Kaç yaşındaydın? 23-24. Peki niye Türkiye'ye gitmek istedin Erasmus'ta? Çünkü başka ülkeler hep Avrupa'daydı. Yani ilgimi çekmedi. Değişik bir kültür. Evet. Ve sıcak hava. Daha sıcak hava olsun istedim. Ama Ankara'daydım, o kadar sıcak değildi. Hangi ay gittin? Eylül'de. Eylül. 6 ay mı ama kaldın? Bir sene kaldım. Aa, uzattın mı? İki sene kaldım. Evet, uzattım. Ben de öyle gelmiştim Estonya'ya. Erasmus'la gelmiştim. Eylül'de. Evet. Ben de bir seneyi uzattım. Sonra iş buldum, kaldım daha çok. Evet. Peki mesela ilk Türkiye'ye gittiğinde nasıl buldun yaşamı orada Erasmus'tayken? Enteresan. İyiydi, farklıydı. İnsanlar mutluydu. İnsanlar mutlu yani, derken... Yemek güzeldi. İnsanlar burada da mutlu değil mi? Yok. Baksana yüzlere. Yani... Hiç kimse mutlu değil. Ama bu şey havadan dolayı insanlar kışın böyle çok gülmüyor. Estonya'da. Çok ciddi. Genel olarak insanlar mutsuz mu burada? Sence? Evet. Bence. Ama Türkiye'de genel olarak mutlu mu? Yok, değil. Hiçbir yerde mutlu kimse yok mu? Var. Mesela Brezilya'da da yaşadım. Orada insanlar çok mutlu. Kaç sene yaşadın orada? Bir sene. Bir sene. Böyle gençken okulda. Lise? Evet, lisedeydim. Bu da senin? Kim bu? Şahıs. Bu şahıs? Çocuğum, kızım. Bu şahıs senin kızın. Adı ne? Ata Linda. Linda. Eston adı Linda ve Türk adı Ata. Kaç yaşında demiştin? 4. 4 yaşında. Güzel vakit geçiriyor gibi. Evet. Seviyorum hayatı. O mutlu mesela. Çocuklar mutlu her yerde. Peki Erasmus'a gittin, sonra geri döndün mü? Ne oldu? Geri döndüm. Sonra bir sene Estonya'da okul bitirdim. Sonra yine gittim. Türk bursları böyle bir şey vardı. Burs kazandım. Yüksek lisans yapmaya gittim. Yüksek lisans da Türkiye'de mi yaptın? Bankacılık da falan mı? Ya, uluslararası ilişkiler. Ama bitiremedim çünkü çocuk oldu. Haber oldu. Sonra Estonya'ya geri geldim. Kocanla orada mı tanıştınız? Evet, ama Erasmus yaparken. Bu yüzden aslında mi tanıştın? Evet, ilk gittiğimde. Sonra yani beraber yaşayabiliriz diye geri gittim. İzmir'de. Sonra evlendik falan.
turizm okuyordu. İzmir'de mi? Aha. Tamam. Evet. O da işte ESN... 9 Eylül Üniversitesi'nde. Tamam. Antalya'da tanıştınız. Evet. Ama mesela ondan sonra o Ankara'ya geldi. Bir süre kaldı orada. Ha. Hiç çıkma, gitmedin. Yanımda. Evet. Sonra mesela bu Erasmus'taki sonraki yaz böyle benim kocamın ailesiyle beraber geçtik. Karadeniz'e gittik. Ama İstisi evlenmemiştiniz değil mi o zaman daha? Yok. Daha sevgililer Hı-hı. olduk. O Karadenizli mi kendisi? Hı-hı, evet. Hı-hı. Sonra Estonya'ya niye taşınma kararı aldınız? Şey, hamile olduğu zaman ben onun işte çok böyle sorduk. Çünkü çok uzun saatler çalıştı ve az kazandığı için. Orada da böyle annelik maaşı falan yok. O zaman da böyle ekonomik sorumluluklar Hı-hı. için Estonya'ya taşındık. Çünkü burada hem annelik maaşı vardı hem de Ant'ın iş bulmak için yani işte daha para kazanabilirdi hem de daha az saat çalışıyor. Ant değil mi kocanın evet, adı? Evet, evet. Ant. Evet. Hem de benim ailemde çok çocuk vardı. Bizden böyle hepsi yeni bir şeyler almak zorunda kalmadık. Çocuğu kıyafet almamak için mi geldin sen? Yok. Yok ondan değil ama mesela şey daha kolay. Çünkü annem burada, böyle akrabalar burada oynayabilirler beraber. Ama onun da annesi orada, onun akrabaları orada. Onunla da oynayabilirler. Evet ama mesela Türkiye'de ben tam anlamadım bu hastanede ne olacak, yani ne zaman gitmem gerekiyor. Hmm. Böyle hamileyken bayağı sordu benim için çünkü sistemi tam anlayamadım. Evet, karışık oldu. Ama burada da sokakta oynuyorlar mı? Yani Berlin'de değil. Berlin'de sokak oynayacak bir yerim yok. Evet. Olabilir ama mesela benim köyde herkes evet sokaktaydı. Var. Neydi köyün adı? Riziperem. Riziperem. Ama mesela biri maaş yetmiyor. Bazen bu işten insanlar Nasıl? Gidiyorlar. Nasıl? Öyle sadece baba kazanıyor o zaman. Anne çalışmıyorum. Böyle Estonya'da çok az var. Evet, çok kazanmalı o zaman. Aynen. Herkes çalışıyor. Evet. Bazen yaşlı insanlar mesela onlara çok torun falan yok. Sıkılıyorlar evde bu işten de gidiyorlar. Ama benim annemde 20 tane torun var. Evet. Estonyalı. Evet. Annende 20 torun var. Aha. Siz kaç kardeşsiniz? 7. Oo. Estonya'da hiç normal değil değil mi? 7 kardeş. Ya ama benim annem babam ikisi ailesiz büyüdü çünkü Ruslar onların annesi babası öldürdüler. Yani savaştan dolayı olmadı onlara böyle çocuk gibiydi. Yani senin annen büyümüşler. Ve babanın ailesini Ruslar öldürmüş. Yani herkesin böyle oldu ama onlar mesela yani vardı da şey annemin annesi vardı ama o şeyden Finlandiya'dan geldi savaş döneminde ve hiçbir şey yoktu. Bizden annem bu çocuk evde büyümek zorunda kaldı. Ve babamdan onun annesi Siberya'ya götürmüşler. Bizden. Sen en küçük çocuksun. Evet. Evet. Belki beni planlamadılar ama diğer çocuklar planladılar. Kaza olmuş olabilir mi diyorsun? Oldu herhalde. Olsun. Sizin akrabalarınız hep sizin köyde mi? Yok yok. Hiç kimse yok orada. Köyde kimse yok? Annem babam var orada. Hmm. Bir tane abim öldü. O Finlandiya'da yaşadı. Başın sağ ol. Teşekkürler. Sonra bir tane abim Tallinn'de yaşıyor. Bir tane Risti, bu Hapsalo tarafta. Sonra bir tane ablam ve Pärnu'nun yakın bir yerde yaşıyorum. Hmm. Yani ama normalde herkes böyle burada Harjumaa'da. Burası yakın bir yer. Harjumaa mı burası? Peki bundan sonra Estonya'da yaşamayı mı düşünüyorsunuz hep? Yoksa ileride... Ben de Türkiye'ye dönmek istiyorum. Sen Türkiye'ye dönmek istiyorsun? Evet. Ne zaman? Bir gün. Bir gün? Bir gün. Zengin olunca mı? Zengin olunca. Evet. Benim ben aslında hemen de gidebilirim ama benim kocamın burada yapacakları var düşünüyor. Oyuncu olmak istiyor burada. Oyuncu mu? O şarkı söylüyor. Hı-hı. Şarkıcı. Ben gördüm biraz internetten baktım. Hı-hı. Bayağı yakışıklı şarkı falan da söylüyor. Evet evet. Ve şu anda şey kendi sevdiği işler de başladı yapmaya. Ama
mesela Türkiye'de benim ailesi hep böyle sordu, ne zaman Müslüman olacaksın falan. Ne zaman olacaksın? Oldum. Oldun mu? Sen Müslüman mısın? Evet. İyi, Allah kabul etsin. İnşallah. Kur'an okudum ama çok şey anlamadım. Kur'an? Ama yes. Şey, Bible nasıl Türkçe'de? Ne? Bible. Hristiyan. İncil. İncil de okudum, hiçbir şey anlamadım. Estoncasını mı okudun? Evet. Ama sonra gerçekten yani şey, Kur'an daha güzel. Yani okuyabilecek bir şey ama. İncil biraz... Çok zor. Evet, konular çok karışık İncil'de. Çok karışık. Hem de benim babam Hristiyan oldu, sonra annem ile böyle kilisede tekrar böyle evlilik kutlamak istedi. Mesela başka yerde evlendiler. Hı. Ama annem dedi ki hiçbir şey anlamadı ama hala yaptılar onu Hristiyan sanan. Şimdi sen Müslümansın değil mi? Evet. Böyle. Daha önce neydin? Dinim yoktu. Yok. Hı. Yani şu anda biraz Müslüman. Biraz Müslüman. Peki namaz falan? Bilmiyorum, yapmam. Ama dua mı ediyorsun daha çok? Bazen bir şey isteyince. Para mı? Ben para sormuyorum. Ben böyle diyorum. Daha böyle büyük şeyler. Yani para da gelebilir bazı şeylerle beraber ama evet. Sadece para istemiyorum. Estonya'da insanlar çok din hakkında da konuşmuyorlar. Evet. Yani... Kendine ne inanıyorlar. Hı hı. Başkaları da söylemiyorlar. Evet. Korkma. Korkma. Araba açmış. Güli. Güli. Yo. Sebe. Çocuk köşeyi istiyor. O da. İşte. Bunu. Korktun mu? Değiştik araları. Aa, çok güzelmiş. Ben arınmış. Adı ne? Adı? Sim. No. Simi. Şimdi videonun sonuna geldik galiba. Bak. Aslında soracak çok şey vardı ama. Evet. Aa, ne o? Bakayım. Aa, süt mü? Aha. Yoksa elma suyu mu? Pim. Pim. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Şey söylemek isterim. Türkler çok tatlı insanlar. Tatlı mı? Evet, çok üzülüyorum çünkü Türkiye'deyken daha mutlu oluyorum. Çünkü insanlar gülüyorlar. İnsanlar böyle daha sıcakkanlı, daha iyi davranıyorlar. Sanki Estonya'da herkes tek başına öyle kendi işine bakıyorlar. Ama Türkiye'de insanlar seni merak ediyorlar, hissediyorum. Çok güzel bir şey. Türkler çok iyi diyorsun. Evet. Peki, senin kanalın... Bir de senin kanalın var, istiyorsan onu da söyleyeyim. Evet, Lina Nurhan, beni takip edebilirsiniz. Sen de Türkçe videolar çekiyorum. Türkçe videolar çekiyorsunuz. Evet, buraya linkini de koyarım. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.